E, maçlar başlarken ne tarz değişiklikler oldu? E, i̇lk yarıda, daha doğrusu deprem öncesindeki programlarımızda bahsettiğimiz e, U dönüşleri vardı biliyorsun. Federasyonun U dönüşleri İş vardı. Şaşırtılacak bir durum değil bu. Evet yerine. ve bunu aklın yolu bir diyerek çok kereler söylemiştik. Neler değişti şimdiki e, liglin başlangıcı itibariyle? Var hakem sayımız 14'tü. Abdülkadir'le Mete'nin e, dahil olmasıyla birlikte. 16 tane daha hakem var kadrosuna eklendi. Sınırlama kalktı. Sadece VAR kadrosundaki hakem arkadaşlar değil, 30 hakem birden artık VAR'da bütün Avrupa Liglerinde olduğu gibi, bütün normal dünyanın her yerinde uygulanan VAR'da olduğu gibi bizde de sahadaki hakemlerde görev almaya başlayacak. İkincisi de yapay zeka sistemini biz burada hep söylüyorduk, Fırat Aydınus, Alex Taşçıoğlu, Serkan Ok ile çıkıyordu yıllarca ekip bozulmamasının, ekip zihniyetinin önemli olduğunu, bunun pek çok Avrupa ülkesinde altyapıdan gelerek artık gündeme geldiğini, bu şekilde alıştırılarak yukarılara çıkardığını söylüyorduk. Onda da en azından yapay zeka iki yardımcı değil de artık birini seçecek, birini hakem seçecek artık. Şimdi sen şu an devam ediyor olsaydın hangisini seçerdin bu arada? <laughs> Şimdi bak, öncelikle şunu söyleyeyim. Var kadrosundaki bu sınırlamanın kalkması çok iyi olmuş. Yok, Zaten yok. bunu e, verilen arada Mete Kalkavan'la e, Abdülkadir Bitike'nin e, dahil edilmesi bu seminerde de e, Merkez Erken Kurulu Federasyonu herhalde istişare içinde bulundu. FIFA hakemleri ve tecrübeli hakemlere e, VAR kadrosuna dahil edileceği söylendi ve 30'a çıktı. Bu önemli bir konu. Hani bazı U dönüşlere biz soru işareti koyuyoruz ama bazı u dönüşleri gerekliydi. Gerekliydi tabii. Gerekliydi yani mevcut kadronun e, sayısal anlamda yetersizliği e, hem merkez Erken korulunun elini sıkıştırıyordu hem de var olan sorunların çözümünde elini konu bağlıyordu. Dolayısıyla bu olumlu olmuş. Yapay zeka sisteminde müdahale edildi. Bundan emin misin? Eminim evet. Hakem e, en azından bir yardımcısını seçebilecek. Yani burada şu var. Demek ki bir tanesini yapay zeka atıyor, bir tanesini yardım hakem seçiyor. Yani doğal zeka ile yapay zekayı karşılaştırıyorlar mı? Artık maç sonunda gözlemci karşılaştıracak. Hakem yani, seçtiği daha iyiydi. E, biri, yapay zeka tabanı tabanım oluşturuyorlar böylece. Bunu Herhalde, anlamadım. onu tam yani, bilmiyorum. Artık soracağız onu yani ki. Yani enteresan şimdi geçen e, bu sosyal medyada gezerken e, hakimken hakemken bundan 10 10 seneden fazla var. Ee, Nazlı Hanım vardı şeyde e, Lig TV'de hakimlerle röportaj yapıyorlardı o röportajların sonunda da Nazlı Can Yurt işte, ee, şey böyle küçük küçük sorular tek cevaplık işte sorulardan Sting mi Sezen Aksu mu Sezen Aksu şey oyun konsolu mu tavla mı tavla şimdi <laughs> aklımda kalan söylüyorum. <laughs> ondan sonra hep böyle hani seni ikilemde bırakan bir soru işte derbi mi Avrupa maçı mı işte derbi gibi cevaplar vermişim. En sonunda Serkan mı Alex mi dedi. Daha sormuş muydu ha? <laughs> sormuş daha doğrusu ben hatırlıyorum. Serkan mı Alex mi tek yani net cevap, cevap vermediğim. veremediğim ikisi bir bütün demişim. Cevabım bu olmuş ikisi bir bütün demişim. Bugün de olsa öyleydi. Yani, ya ikisini de seçerim ya ikisini de yapay zeka atsın derdim belki. Aynen yani kesinlikle <laughs> ee, ya bir de şu var ya bu da önemli bir tamam yapay zekaya verileri giriyorsunuz ama bu bir deneme arkadaşlar e, hakemlerle yardımcı hakemlerin arasında yıldızı barışmayan hani saygıyı yitirmeden e, ama yıldızı barışmadan arkadaşlar da var yani bunların birbirleriyle o kadar maçına gidebileceğini düşünerek o verileri giriyor musunuz siz acaba yani Murat'la Fırat anlaşılmıyor. Yani anlaşmak zorunda değiliz. Koskoca bir camia orada. Bir kadro. Şimdi dolayısıyla bunlar da önemli faktörler. Ee, dediğim gibi işte belki doğal zeka, yapay zekaya üstün gelir de... hakem iki hakemi birden seçebilir veya manuel atamalarla... ...çünkü Merkez Hakim Kurulu en azından Tabii. bilecek orada... ...yani bu yardımcı hakim bu hakimle anlaşabilir anlaşamaz diye... Dolayısıyla o, o sürece evrilebilir. Evet, bakalım ne kadar faydası olacak? Ben faydası olacağını düşünüyorum açıkçası. Olumlu olacağını düşünüyorum. Hangisi? Her iki gelişmenin de olumlu olacağını düşünüyorum. Sahaya ve odaya yansıma açısından. Hangisi? Hem bar odasına yansıması. Yukarıdaki mi? Alması. O tamam. Aşağıdaki Aşağıdaki de. Ben çok olumlu bulmuyorum. Yani. Ben en azından olumlu... bir tanesini ben hani ehveni şer diyorum yani bir taraftan. <laughs> ben çok, ben de bir şey var ya hep ye hiçtir yani. Öyle bir tanesi tamam ben Murat'ı seçtim. Öbürü gibi geliyor. Şimdi o üç kişinin arasında düşünebiliyor musun? Yani iletişim konusunda sorun yaşadığın birisi ekibine katılıyor senin. Belki evet. bir problem yaşadın. Başkeli seçiyoruz tabii. O, o yolculuk, o maç yani çok Her şey sıkıntı oluyor. Yani tabii ki. bu bunlar önemli şeyler veya farklı kriterler de nedenler de olabilir. Peki gerçekten işin psikolojisi olarak sorunlu olmasan bile hiç tanımadığın biriyle ilk maça git çok tecrübeli olan birisi için bile ilk defa maça çıktığım birisiyle o sahaya çıkışta ne hissediyordun? Ya şöyle yani bir yerden sonra profesyonellik e, tanımasan da o iş, işi e, icra edeceksin. Profesyonellik adı altında o maçı yöneteceksin. Yani biz mesela Avrupa'ya maça gittiğimizde turnuvalarda da o ülkelerden iki hakem giderdik mesela hakeme yardımcı. Üçüncüsü o ülkeden gidip, verilirdi doğru, evet. o turnuvalarda ilk defa. Veya ilk defa çıktığımız arkadaşlarımız da oldu. Bu 30 yıllık süreç içerisinde ilk çıkıyorsun. Belki de bir kere çıktın veya hiç çıkmadın da oluyor. Ama şu var. Buradaki önemli konu konsantrasyon ve motivasyon açısından hakimlik maçtan önceki o süreç, yolculuk süreci, otelde kalma, hasbihal süreci bunlar çok önemli. Ve memeran durum denilen, mitik denilen durumda İlk defa çıktığın bir insanla yıllardır beraber çıktığın ve birbirine alıştığın insanlarla yapacağın toplantının detayları veya ana kısımlarını ayırt ederek yapıyorsun doğal olarak. Ama Doğru. işi icraata döktüğünde, o anda sahaya çıktığında onlar bir yerde kalır. Orada işini yapmak zorundasın ilk defa açık veya bin defa açık. Evet, maç içerisindeki değerlendirmeyi de almış olduk ekip olarak. Hocam... Biliyorsun sanki de çıkmadım, çıkmadım. bende de böyle bir Çıktım bu... ama sen Heh. daha o zaman Heh. beni bırakmadan önce çıktım ben senden. Sen beni TFF 1'de, ikinciliklerde bıraktın, gittin, bir daha da çağırmadın. Sen, sen oralarda kendini bıraktın. 4 bile götürmedin. Önce, önce sen kendini bıraktın, ondan konuşalım istiyorsan. İnsan 4. kim bile götürürsün. Sen en kendini bırakmasaydın olacaktı bir şeyler. Sen kendini bıraktın. Kendim bıraktım doğru. Biliyorsun ki e, oyun kuralları kitabının en başında FIFA'nın pardon özür dilerim İFAB'ın yıllık çalışma toplantısı, yıllık genel toplantısı derken yeni yeni kurallar hep tartışılır, federasyonlar gönderir, artık yurdum insanları da gönderebiliyor. Biz de şöyle bir değişik olsa diye. Yıllık genel toplantı yapıldı ve e, bazı kararlar alındı. Bahsediliyordu biliyorsun hakemlerin anonsla sahadaki var kararını söylemesi gibi seçenekler. Benim dikkat çekeceğim nokta bu değil. Şimdi bir nevi e, yeni VAR sistemi geliyor, light VAR sistemi gibi. Bunun üzerinde FIFA inovasyon ekibinin çalışmaları var. Hı hı. E, FIFA inovasyon ekibi bu VAR çalışmalarının e, artmasını istiyorlar. Dört e, tane işte burada birkaç modelleme var. Modellerde IP kamerası stadın, sahanın nerelerine yerleştiriliyor. Bir nevi portatif VAR diyebiliriz aslında, en kısa tabirle, e, herkesin anlayabileceği dilde. Bu neden söyleniyor şimdi? Süper Lig'de var. Büyük başlıklarda var Avrupa'nın büyük liglerinde ama pek çok ülkenin alt liglerinde yok. Bizde bu sene uygulanmaya başladı TFF 1. Lig'de. Bu sistem artık bir nevi hani hep beraber ekip olarak stada gidiyorsun. işte tribünde dekoderla var notebookla oturuyor. Aşağıda kameralar o stada yerleştiriliyor portatif kameralar. Bir merkez olmadan, Riva gibi çok merkezi, donanımlı bir tesis olmadan ama o maçlarda da aynı nasıl şu anda Türkiye'de bazı statlarda yok ve e, yayın aracından yapıyorsun VAR hizmetini. Onun gibi bir yapıyı inovasyon ekibi e, bütün dünyaya yaymak istiyor. Sebep de şu işte bir kategoride VAR uygulanıyor diğerinde uygulanmıyor. Seyyar. Aynen seyyar, portatif, VAR sistemi gibi. Inovasyon ekibinin çalışmaları bunun biraz işte çözünürlük konusunda sıkıntı yaratabileceği mi ki sanki şu anda çok iyiymiş gibi çözünürlük sen daha iyi biliyorsun var odasındaki çözünürlüklerden pek çok var hakemi veya şimdiye kadar görev alan herkes şikayet ediyordu. Bir nevi kısaca söyleyeyim, özetleyeyim. FIFA İnovasyon ekibinin artık portatif var hizmetini bütün kategorilerde uygulanacak hale getirmeye çalışıyorlar. Yani bizde entegre ederek bu olayı söylemek istersek şu anda Riva'daki var odasındaki var hakemlerinin gel OFR'ye çağırıp izle demesi, pozisyonu izlemesi, beklemesi, Örneğin bugünkü maçta 40. dakikada penaltı pozisyonu olup 45. dakikada 5 dakika Gerçekten sonra penaltının ya. atılması gibi o sürede bunları türbünde mi yapacak? Evet. Yani bu yeni yapıda böyle bir sistem yani. olacak. Mesela yani, stadını, o statta türbinim de stadını oradaki bir evredik bir yerde yapacak hayır, yani. Stad dışında bir yerde. Stad dışında da olabilir, önemli değil iletişimin sağlandığı yerde. İçinde önemli olur. İçinde olmaz ya, İçinde yapmazlar bence. Detayları yok da içinde yapmazlar. Lightlık Light derecesi ne kadar ona onu bakmak ölümde, lazım aynen. yani. <laughs> Lightlık yani dışında, içinde. Ya çünkü dışında yapacaksın zaten ilk etapta belli sistemleri e, kurumların içerisine sabitlemeden önce bunlar minibüslerle yapılıyordu. Tabii gidiyordu. Evet. Yani oraya bir dönüş gibi olur. Ama bunu sahanın içerisine koyduğum bu bak dört tane kamera var mesela bak wireless sistemini evet. saha içine yerleştirdiği için otomatikman bu light olayı hakemin de var hakemin de o stadın içerisinde olabilir onunla ilgili olma ihtimalini detay, evet. gösteren, gösteren, bir şey bu. Doğru, evet. Yani bizim ülkemize de entegre ettiğimizde yani mesela 40 bin kişi önünde pozisyonda şöyle dönüyorlar. Sen orada. Bütün tribünler şöyle yapar. çağıracaksın. <laughs> Vakit geçecek. Çağrılması, çağrılmaması. Yani, ya da yok bir şey yok devam et derler bizimki. Yani, <laughs> bize bu yani şey olur. Ya, veya mesela o kadar korunaklı bir yer olacak ki. <laughs> <laughs> ...sniperlarla... itibariyle. E, bu bizim yani bu konsept bizim ülkemizde biraz... E, şöyle ikincilik beyaz zor. grup, ikincilik kırmızı grup atıyorum. Üçüncülük grupları gibi. Üçüncükteki maçlarda hani Demin dedin ya tam olarak ne demek istiyoruz. Belki bizim ikinci, üçüncük de şu anda yok. Bu tarz liglerde böyle sistemlere geçilebilir. Heh, Gibi mesela bir Geçen hafta oynanan bir maç vardı. Orada mesela var hakeminin olma ihtimalini düşünebiliyor musun? Yok, hiç düşünemiyorum. Normal ha? hakemi düşünemiyorum. Oraya geleceğiz. Bize layıklık olmaz hocam. Oraya geleceğiz. Bize layıklık olmaz. Bize layıklık olmaz, olmaz doğru söylüyorsun. Bizim önce e, ceza sistemindeki layıklıklarımızı kaldırmamız Oo. lazım.